Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler. Arkadaşlar, bugün 7zip programıyla hazırlanmış olan katılımsız setupları güncelleme işlemini anlatacağım. Cihazsitede.com'daki bir arkadaşımız sormuş, ben de açıklamasını yaptım. Daha doğrusu güncelleme ile alakalı. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu belirtelim. İndirmiş olduğumuz katılımsız program şayet 7zip programıyla paketlenip hazırlanmışsa katılımsız olarak bunu güncelleyebiliyoruz arkadaşlar. Daha evvel de aslında konuları geçmişti ama unutuluyor maalesef. Zaman içerisinde yorumlar içerisinde kaynıyor. Gerilerde kalıyor ve ulaşmak tabii unutuluyor. Aklımıza bazen geliyor, bazen gelmiyor vesaire. O hem güncel olmuş olur konu. Bu öncelikle 7zip programını arkadaşlar kendi sitesinden indiriyoruz. Zaten Google'da 7zip yazınca çıkıyor arkadaşlar. Kullandığımız işletim sisteminin mimarisine göre Windows 32 bit, 64 bit. Buradan setuplarını indiriyoruz. 32 bit kullanıyorsanız bunu, 64 bit kullanıyorsanız bunu. Her iki durumda da ikisi de kurulabilir, fark etmez. Yani o 64 bitlik makineye 32 bit bile kurabilirsiniz. Problem yok yani bunda. Daha sonra ben CCleaner programını örnek veriyorum güncellemek için. CCleaner programını indiriyoruz arkadaşlar. Setup'ını masaüstüne atıyoruz. Daha sonra bu işlemler tamamsa ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Elimizde daha evvelden hazır olan katılımsız programın eski sürümü diyelim. Şimdi bunu güncelleyeceğiz. İşlem bu zaten. Sağ tıklıyoruz üzerine setup'ın. 7zip'e doğru geliyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Burada. Arşivi aç. Arşivi açtıktan sonra eğer setup ismi burada zaten setup'a bununla aynı değilse buradaki setup'ın adıyla indirdiğimiz setup'ın adını aynı olması gerekiyor. Gerekirse manuel olarak değiştirebiliriz yani. F2 yapıp yani ad değiştirirle değiştirebiliriz. Daha sonra arkadaşlar bu setup'ı buradan siliyoruz. Buradan sil diyorum. İndirdiğimiz programın setup'ı ile aynı olduğu için herhangi bir adlandırmaya gerek duymuyorum. Aynı olduğu için sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Dosya kopyalama onayı. Evet diyoruz. Yani bu yeni sürüm olduğu zaman güncellemek için yapılması gereken bir işlem. Yani yeniden indirmeye gerek kalmayacak. Kendiniz manuel olarak bunu otomatik olarak yapabilirsiniz. Yine belirtiyorum. 7zip programıyla hazırlanmış daha önceden olan katılımsız programlar için arkadaşlar bu işlemler. Şu anda arkadaşlar güncel olan bir setup elde ettik. CCleaner'ın profesyonel. Zaten lisans işlemleri daha önceden tanımlandığı için içinde dosyada, data dosyasında. Burada sadece setup dosyasını değiştirmemiz yeterli oluyor. Kendiniz de 7zip programıyla zaten TNS Telekom üzerinde katılımsız program hazırlama işlemleri, konuları mevcut. Meraklı olan, bu işi kendi arşivini oluşturmak isteyen ya da paylaşmak isteyen olursa TNS Telekom üzerinden araştırma yapabilir, sohbet bölümünden açabilir konu, yardımcı olmaya çalışırız. Bu 7zip ile ilgili katılımsız bir program anlatımı yaparım. Gerçi video mecralarında da vardır ama farklı yöntemler de oluyor. Örneğin mesela repack işlemlerinde farklı programlar da kullanabiliyoruz. Ama 7zip mesela orijinal setup silent parametrelerle hazırlandığı zaman daha kolay oluyor. Mesela bir sonraki versiyonu çıktığı zaman programın bu biraz önceki yaptığımız işlemle arkadaşlar güncellemeyi hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Yani hiç uğraşmıyoruz daha sonraki işlemlerle. Zaten bu bakımdan da 7zip hem güvenli hem hızlı hem de değişim için zamandan tasarruf ettiriyor arkadaşlar bize. 7zip ile alakalı olarak yani yeni program katılımsız güncelleme işlemleri bu kadar arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz olursa lütfen video altından yazın, belirtin. TNS Telekom'dan ben Forjest. Herkese iyi günler diliyorum. Saygılar.